Japonya, kültürü ve tarihiyle insanları büyüleyen bir ülke. Geçmişten günümüze taşınan inançlar, dini yapılar, kıyafetler ve destanlar bu toprakları dünyanın diğer tüm coğrafyalarından ayırıyor. Japonya'nın diğer ilgi çeken bir yönü de buradan çıkan şehir efsaneleri ve hayalet hikayelerinin dünyaca ünlü olması. Bu ülke coğrafyasından yayılmış birçok ürkütücü öykü dinledik. Bugün de onlardan biriyle tanışıyoruz. Öç ateşiyle yanan Oiwa. Emin olun, Japonya'nın en şöhretli hayalet hikayesi Oiwa'nın her satırı içinize işleyecek. Yerinizi alın. Karanlık ve kasvet üzerinize çökmeye hazır. Oiwa, diğer bilinen ismiyle Yotsuya Kaidan, Japonya'nın en ünlü 3 hayalet hikayesinden biridir. Diğer 2 ünlü hayalet hikayesi ise Okiku ve Otsuyu'dur. Oiwa, Japonya'nın en ürkütücü şehir efsanelerinden biri olarak da kabul edilir. Çoğu Japon şehir efsanesindeki gibi intikam için geri dönen bir kadın anlatılmaktadır. Oiwa o sebeple bir Onryo'dur. Onryo, Japonca'da kindolu ruh ve intikamcı hayalet anlamına gelmektedir. Oiwa, beyaz cenaze kimonosu, dökülmüş saçları ve deforme olmuş yüzüyle ortaya çıkar. Tek bir amacı vardır. Ona ölümlü dünyada en büyük acıyı yaşatan kocasından öcünü almak. Oiwa'nın hikayesinin birçok varyasyonu ve adaptasyonu vardır. Farklı versiyonları Japonya'dan dünyaya yayılmıştır. Ancak öykünün temeline inildiğinde iki ana anlatım karşımıza çıkar. Bu videoda bu iki temel anlatım üzerinden Oiwa'nın trajik ve hüzünlü hikayesini irdeliyor olacağız. Yotsuya Kaidan, yani Yotsuya'nın hayaletiyle ilgili aklınızdaki tüm soruların cevaplarını bulacağız. Hikayenin ilk versiyonunda Oiwa aşık bir kadındı. Yemon isminde bir samurayı seviyordu. Çift bir süre sonra evlendiler. Bu mutlu bir evlilik olmadı. Çünkü Yemon savurgan bir adamdı. Aynı zamanda hırsızdı. Patronundan para çalıyordu. Çift maddi sorunlar yaşıyordu. Sonunda Oiwa bu evliliğin yürümeyeceğine karar verdi. Kocasını terk etti ve ailesinin evine döndü. Yemon kadının peşinden gitti. Ancak Oiwa'nın babası Yotsuya Samon tarafından durduruldu. Samon, Yemon'un hırsızlık yaptığını biliyordu. Oiwa'dan boşanmasını talep etti. Yemon ise kılıcını çekti ve Samon'u oracıkta öldürdü. Sonrasında Oiwa'nın yanına gitti ve babasının yolda bir yabancı tarafından öldürüldüğü yalanını söyledi. Barışması için ona yalvardı ve babasının intikamını alacağına söz verdi. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Oiwa, evliliğini devam ettirmeye karar verdi. Bir süre sonra Oiwa hamile kaldı ve Yemon'a bir oğul verdi. Çiftin çok az parası vardı. Zor zamanlar geçiriyorlardı. Oiwa doğum yaptıktan sonra hastalandı. Yemon bu durumdan rahatsız olmaya başlamıştı. Hem paraları yoktu hem de Oiwa'nın hastalığıyla uğraşmaktan bıkmıştı. O zamanlar evlerinin yanında Ito Kuhei adında zengin bir doktor yaşıyordu. Doktorun Oime adında güzel bir torunu vardı. Oime ilk gördüğü andan itibaren Yemon'dan hoşlanmış, daha sonra da ona aşık olmuştu. Samurayla evlenmek istiyordu ve bu düşüncesini dedesine açtı. Doktor torununu çok sevdiği için onun mutlu olmasını istiyordu. Kızın Yemon'la evlenebilmesi için bir komplo planladı. Oiwa'nın hastalığından kurtulmasına yardımcı olacağını söylediği bir merhem yazdı ve bunu yüzüne sürmesini istedi. Bu merhem aslında yüzün görüntüsünü korkunç şekilde bozan bir zehirdi. Merhem sebebiyle kadın gitgide kötüleşti. Oiwa'nın yaralı yüzünü gören Yemon kadından iğrenmeye başladı. Bu sırada doktor Kuhei, Yemon'un Oiwa'dan boşanmasını ve onun yerine torunuyla evlenmesini önerdi. Bu ayrıca büyük bir servetin mirasçılarından biri olmak demekti. Yemon, Oiwa'nın yüzünden çok tiksinmişti. Oime ise genç ve çekiciydi. O sebeple teklifi kabul etti.
Yemon, Oyme ile yapacağı düğünün masraflarını çıkarabilmek için Oyva'nın kimonoları dahil tüm eşyalarını satmaya başladı. Hatta acımadan küçük oğluna ait olanları da sattı. Karısını boşamak için meşru bir sebebe ihtiyacı olduğundan arkadaşı Takuetsu'yu Oyva'ya tecavüz etmesi için tuttu. Böylece onu sadakatsizlikle suçlayabilirdi. Önceden ayarlanmış bir gecede Yemon evden çıktığında Takuetsu içeri girdi ve Oyva'ya yaklaştı. Onun yüzünü görünce o kadar korktu ki emirleri bir kenara bıraktı. Kadına acımıştı. Takuetsu Yemon'un planını Oyva'ya anlattı ve sonra ona bir ayna verdi. Oyva merhemin yüzüne ne yaptığını o ana kadar bilmiyordu. Yansımasını görünce dehşete düştü. Saçını öne çekerek yüzündeki yaraları kapatmaya çalıştı. Ancak elini kafasına attığında saçlarının kanlı kümeler halinde döküldüğünü gördü. Doktorun verdiği merhem kadının tüm vücudunu mahvetmişti. Oyva çıldırdı ve yaşadığı acı dolu hisle kontrolünü kaybetti. Aniden yakınlardaki bir kılıcı kaptı ve kendi boğazına sapladı. Kadın yerde kanlar içinde yatarken daha fazla nefes alamaz hale gelene kadar Yemon'un adını defalarca lanetledi. Oyva'nın cesedi Yemon'un hizmetkarı Kohei tarafından bulundu. Kohei haberi Yemon'a verdiğinde adam üzülmek yerine çok sevindi. Kohei Yemon'dan şüphelenmeye başladı ancak bir şey yapamadan samuray tarafından öldürüldü. Yemon, Kohei ve Oyva'nın cesetlerini bir kapıya çiviledi ve onları nehre attı. Daha sonra ikisinin sevgili olduğu ve gizli gizli seviştikleri yalanını yaydı. Sonunda Oyme ile evlenmekte özgürdü. Oyva'nın lanetinin etkisini göstermesi uzun sürmedi. Oyme ile olan düğün gecesinde Yemon uyumakta güçlük çekiyordu. Yatakta döndü ve hemen yanında Oyva'nın hayaletinin korkunç ve biçimsiz yüzünü gördü. Yemon kılıcını kaptı ve hayalete saldırdı. Onu biçti. Tam o sırada bunun bir yanılsama olduğunu fark etti. Yemon'un kestiği Oyva değil, Oyme'ydi. Yeni gelin yerde kanlar içinde ölü olarak yatıyordu. Dehşete kapılmış olan Yemon yardımını aramak için doktorun evine koştu. Ancak oraya vardığında öldürdüğü hizmetkarı Kohei'nin hayaletiyle karşılaştı. Yemon bir kez daha kılıcıyla adamı kesti ama bu da bir illüzyondu. Öldürdüğü kişi doktordu. Dehşete kapılan Yemon koşarak gecenin içinde kayboldu. Ancak Oyva'nın Onryo'su onu takip etti. Gittiği her yerde Oyva'nın hayaleti oradaydı. Yıkık yüzü rüyalarına musallat oldu. Korkunç sesi ona intikam için haykırdı. Hatta yolunu aydınlatan fenerlerde bile ona görünür oldu. Sonunda Yemon dağlara kaçtı ve burada izole bir kulübede saklandı. Ama Oyva onu orada da takip etti. Kadının hayaletinin musallat olduğu Yemon artık gerçekle kabusu ayıramaz hale geldi. Delirerek hayatının sonuna kadar bu lanetle yaşamaya mahkum oldu. Bu versiyonda ayrıca Naosuke adında bir adamdan bahsedilir. Naosuke, Oyva'nın fahişi olan kız kardeşi Osode'ye aşıktır ancak Osode çalıştığı genel evin sahibiyle evlidir. Naosuke'nin duyguları kuvvetlidir. Osode'ye onunla yatmak istediğini söyler ancak kadın bunu reddeder. Daha sonra Osode'nin kocası, karısının evliyken kendisini Naosuke ile aldattığını iddia eder ve kadın ölüm cezasına çarptırılır. Naosuke, Osode ölmeden önce onun tarafından yazılmış bir mektup bulur. Mektupta Osode, kendisinin uzun zamandır kayıp olan Naosuke'nin kız kardeşi olduğunu ve bu yüzden adamla yatamadığını açıklamıştır. Aldığı bu şok haberle utancına yenik düşen Naosuke, intihar ederek yaşamına son verir. İkinci versiyon temelde ilkine çok benziyor ancak bazı farklılıklar içeriyordu. Oyva ve Yemon birbirini seven iki insandı. Parasızlıklarına rağmen evlenmeye karar verdiler. Kısa bir süre sonra da Oyva hamile kaldı. Bu versiyonda çocuk doğmamıştı. Oyva anlatılan olaylar sırasında hep hamileydi. İlk başta her şey güzel giderken maddi sorunlar huzurlarını bozmaya başladı. Yemon zamanla sinirli ve depresif birine dönüştü. Evdeki mutsuzluk ve geçim sıkıntıları sonucu Yemon karısına nefret besledi ve başka bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Kadının adı Oyme'ydi ve çok zengindi. Yemon evli olmasına ve çocuk beklemesine rağmen Oyme'ye aşık oldu ve ilişkileri aylarca bu şekilde sürdü. Oyme'nin babası bu yasak aşkı öğrendi ancak kızı adama çok kötü tutulmuştu. Günün birinde Oyme'nin babası Yemon'a evliyken kızıyla ilişki yaşamasının utanç verici bir şey olduğunu söyledi.
Oyma ile ilişkisine devam etmek istiyorsa boşanması gerektiğinden bahsetti. Eğer bunu yapıp kendi kızıyla evlenirse servetinden pay alacağını da ekledi. Yemon, Oyme'nin babasının kendisine söylediklerini bir süre düşündü. Zihninde bir komplo planı oluşturdu. Oyme ile birlikte olabilmesinin tek yolu Oyve ve doğmamış bebeğinden kurtulmaktı. En iyi çözümün karısını gizlice zehirleyerek öldürmek ve ölümü de doğal yollardan gerçekleşmiş gibi göstermek olduğuna karar verdi. Zavallı Oyva'nın kocasının şeytani planlarından haberi yoktu. Neşe içinde bebeğinin doğumunu beklemekteydi. Bir akşam Oyva ve Yemon sofrada otururlarken kadın kocasının çok gergin olduğunu gördü. Adam yemeğine dokunmamıştı. Karısı ona neden yemediğini sorduğunda sinirlendi ve çenesini kapatıp kendi yemeğini yemesini söyledi. Bebek için sağlıklı beslenmesi gerektiğini ekledi. Oyva sonunda vazgeçip yemeğini yedi. Kendini hasta gibi hissetmesi uzun sürmedi. Yemon zehrin yavaş yavaş işini görmesini seyretti. Karısına yardım etmedi. Ancak Oyva hemen ölmedi. İlk önce yüzü zehir sebebiyle bozuldu. Sonra da bilincini kaybetti. Yemon başladığı işi bitiremeyecek kadar korkaktı. Kadının vücudunu yatağa koydu. O sırada Oyva komadan uyandı. Zehirlenmeye dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Ancak karnındaki bebek zehir sebebiyle artık ölmüştü. Oyva yüzü korkunç bir hal almasına rağmen hayatta kaldı. Yemon karısı ölmeyince çaresiz kalmıştı. Endişeli koca rolünü oynamaya başladı. Bu sırada ondan kurtulmanın yollarını düşünmeye devam ediyordu. Bir gece Oyva'yı yürüyüşe çıkardı. Bir uçurumun kenarına geldiler. Yemon etrafı kontrol etti. Kimse yoktu. Sonra ani bir hareketle karısını boşluğa itti. Oyva'nın parçalanmış bedeni düştüğü yerden çıkarıldı. Yemon tüm parasını harcayarak ona en iyi cenaze törenini düzenledi. Onu çok seviyormuş gibi gözükmeye çalışıyordu. Ama içinde çok mutluydu. Karısından kurtulmuştu. Hem Oyme'ye hem de büyük bir servete kavuşacaktı. Düğünden bir gece önce Yemon yatağında yatarken odasındaki fenerin yandığını gördü. Ona dikkatli bakınca alevinin şekil değiştirdiğini fark etti. Alevin içinde Oyva'nın bozulmuş yüzü belirdi ve giderek büyüdü. Ne olduğunu anlam veremeyen Yemon dehşet içinde bir sopayla fenere vurdu. Fener yere düşüp kırıldı. Yemon derinlerden gelen bir kadın kahkahası duyduğunu düşündü. Daha sonra yaşadıklarının o gün çok fazla alkol almasıyla alakalı olduğuna karar verip yeniden uykuya daldı. Yemon ertesi gün uyandığında gece yaşadıklarını unutmuştu bile. O ve Oyme evlendiler. Adam gelinin duvağını kaldırdığındaysa dehşete kapıldı. Karşısında Oyva'nın korkunç yüzü vardı. Yemon panik içinde kılıcını çekti ve başı vücuttan ayırdı. Kesik kafa kilisenin koridorlarında yuvarlandı. Durduğundaysa başın Oyva'ya değil Oyme'ye ait olduğunu gördü. Yemon yeni karısını öldürmüştü. Yeniden o kahkaha duyuldu. Yemon şok içerisinde kiliseyi terk edip evine koştu. Her yeri kilitleyip saklandı. O sırada biri evin kapısına vurmaya başladı. Bu Oyme'nin babasıydı ve adamdan kapıyı açmasını istedi. Yemon kapıyı açtığındaysa Oyva ile karşılaştı. Adam yine kılıcını savurup kafayı kesti. Ancak kısa süre sonra bunun da Oyme'nin babası olduğunu fark etti. Yemon uçuruma doğru koştu. Oyva onu takip etti. Adam kenarda durup aşağıya baktı. İntikam için gelen Oyva'nın Onryo'su önce adamı aşağıya itti. Ardından kendi de boşluğa atladı. Oyva'nın hikayesi 17. yüzyılda Edo döneminde yaşanmış bazı gerçek olaylara dayanmaktaydı. Bu gerçek olaylar 1825 yılında Tsuruya Nanboku tarafından kaleme alınarak Tokoida Yatsuyo Kaidan ismiyle bir kabuki'ye dönüştürülmüştü. Kabuki içerisinde dansın olduğu bir tür Japon tiyatro oyunuydu. 5 bölümden oluşan bu oyun oldukça popüler olmuştu. Gerçek Oyva'nın ise 1636 yılında öldüğü bilinmekteydi. Kadın Tokyo'daki Myogyoji Tapınağı'na gömülmüştü. O öldükten sonra intikam almak için dönen hayaletinin birçok şeyi lanetlediğine inanıldı. Japonya'da yaşanan bazı felaketler ve ölümler Oyva ile ilişkilendirildi. Özellikle hikayeyi konu alan tiyatro oyunları, filmler ve televizyon programlarının prodüksiyonları sırasında bazı talihsiz kazalar meydana gelmişti.
Bunlar o yuvanın lanetine bağlanmıştı. Kızgın ruh öfkesinin yatışması için birçok hamle yapmıştı. Oyva öldükten sonra ailesinin yaşadığı Yotsuya mahallesine bir türbe yapılmıştı. 1879'da bir yangın bu yapıyı yok etti. Bunun üzerine türbe Tokyo'da başka bir yere taşındı ancak 2. Dünya Savaşı'ndaki bombardımanlar sebebiyle yeniden yıkıldı. Savaştan sonra türbe Yotsuya'daki orijinal yerine tekrar inşa edildi. Yazılan Kabuki oyunuyla iyice ünlenen hikaye günümüze kadar gelmişti. Bu sebeple onunla ilgili birçok prodüksiyon yapıldı. 1912'de hikayeyi konu alan ilk film çekildi. 1913 ile 1937 arasında 18 farklı sinema uyarlaması yapıldı. Bunları 1949, 1959, 1965, 1969 ve 1994'teki sinema filmleri izledi. Bu eserlerin tamamına yakınının ismi Yotsuya'nın hayaletiydi. Hikayenin ayrıca televizyon ve anime uyarlamaları yapıldı. Böylece Oyuva'nın öyküsü 30'un üzerinde esere konu oldu. Bu hikaye ile ilgili prodüksiyonlarda görevli oyuncular ve set ekipleri her seferinde Myogyoji Tapınağı'na giderek saygılarını sunmayı unutmadılar. Oyuva'nın öyküsü Japonya'da anlatılmış en korkunç ve yaralayıcı 3 hayalet hikayesinden biri olmayı sonuna kadar hak ediyor. Bu 3 arasında en meşhuru olmayı da. Biz de bu video ile beraber Oyuva'ya saygılarımızı sunmuş olalım. Korkuyla kalın.